depremden önce diğer bazı illerimizi yaptığımız gibi Adıyaman'a da bir ziyaret yapıp bölgenin sanayicileriyle tanışmak, savunma sektörüyle onları tanıştırmak, elimizde mevcut devam eden işler neler, Adıyaman'daki sanayi sektörünün mevcut durumu ve potansiyeli ne, o potansiyelden nasıl bir katkı çıkartırız savunma sanayi sektörüne diye bir çalışma yapacaktık. Ama depremle beraber bu çalışmayı bir boyut daha öteye geçirmek gerektiğini hissettik. Sadece yerel kabiliyetler ve mevcut kabiliyetlerle bunların nasıl örtüşeceği değil, kapsamlı şekilde şirketlerimizin burada elini taşın altına koymaları, belirli yatırımlar yapmaları ve uzun soluklu olarak da bölgede varlıklarını sürdürmeleri, yanında da İslam ettikleri depremzede vatandaşlarımızın da İskanları ile konut yapı ve işleriyle ilgili tedbirler alarak iş yeri yanında belirli uydu kentler, mahalleler oluşturup bir toplu kalkınma hareketine girelim dedik. Tabii biz konut derken yatırımın yanında yapılacak konutların da tamamen kendine yeterli, her türlü sosyal donatısı, tesisi, imkanı olan bir yapı olmasını istiyoruz. İdealimiz şu: burada oluşacak yapılanmalar o kadar cazip olmalı ki Türkiye'nin başka yerinden, büyük illerden dahi biz gelip burada çalışmalıyız diyebilsinler. Bu seviyede bir standart düşünüyoruz. O açıdan yatırım alanlarını depremzede illerimizde belirledik. Her ilimize bir dokunuş yapmak istiyoruz. Adıyaman özelinde de düşündük, acaba burada en etkili ne olabilir? Sektörde eksiğimiz ne? Sektörde gördüğümüz en önemli eksik, ki sırf sektöre yönelik de değil, genel olarak Türkiye'de bu kablo konnektör meselesi var. Bu genelde biraz daha uzman kişilerin daha yakından bileceği, ama gerek hava, gerek deniz ve gerekse kara araçlarımızda çok sayıda kilometrelerce uzunlukta kablolar kullanıyoruz. Bu kabloların demetler yapılıp birbirlerine bağlanmaları ve çeşitli özelliklerde olmaları gerekiyor. Bu konuda ihracatımız arttıkça, kara, deniz, hava araçlarımız ihracatı da arttıkça giderek artan bir dar boğaz ile karşı karşıyayız. Yani Türkiye'nin bu alanda yatırıma ihtiyacı var. Artı bu kabloları birbirine bağlayacak konnektör dediğimiz %80'ini dışarıdan ithal ettiğimiz bir dizi bağlantı elemanı var. Bunlarda da büyük bir eksiğimiz var. Bu ikisini bir araya getirdiğimizde kara, deniz, hava araçlarımızın bu tür bağlantı sistemlerini dört dörtlük sağlayacak bir tesisin Adıyaman'da olması bizce mükemmel bir yatırım olur dedik. Yine en çok kullanılan ve en sofistike ve özellikli ürünler havacılıkta olduğu için de TUSAŞ'a burada öncü rolü oynar dedik. Tabi TUSAŞ'ın yanında Aselsan'da, Rokestan'da burada kullanıcı olarak devrede olacaklar, ama yatırımın ilk başlangıcını, ilk adımını TUSAŞ atsın dedik. TUSAŞ Kahramanmaraş'ta da başka bir faaliyette bulunuyor. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanımız da burada. Onlardan bu anlamda söz aldık. Bölgede ilk planda yaklaşık 300 milyon liralık bir yatırımla başlayacağız. 100 artı 100, 200 kişilik bir istihdamı öngörüyoruz. Ama ileride sanayicilerimiz de katkısıyla bu yatırımın ve istihdamın daha da genişlemesini, hatta mevcut tesisin sadece savunma ve askeri alanı değil, diğer birçok alana, sivil havacılık dahil olmak üzere ürün vermesini bekliyoruz. Bu alanlardaki özellik şu: özellikli ürünler olduğu için oldukça katma değerli ve niş ürünler oluyor. Yani normal bir kablo demetini işte 100'e satıyorsanız bunu 800'e, 1000'e satmanız çok daha mümkün. Çünkü çok özellik istiyor. Tabii maliyetlerde ve kalitede ona göre artmak durumunda. Yani buraya kaliteli bir üretim, kaliteli ve niş bir alanı getirmek istiyoruz. Tabii bunun yanında deprem öncesinde planladığımız şekilde sanayicilerimizin biraz daha belki deprem felaketinin izlerini attıktan sonra hangi alanlarda, başka ne tür ürünlerde katkıda bulunabilirler, sektöre nasıl entegre olabilirler gibi konularında gündemimizden çıktığını düşünmeyin. Bu da gündemimizde. Bunu da bir taraftan düşüneceğiz. Yani depremle geldiğimiz yeni bir boyut var, ama deprem öncesinde düşündüğümüz çalışmalarında burada bir yandan yürütüleceğini belirtmek isterim. Oradan da inşallah çıkacak yeni faaliyetler, yeni alanlar, yeni girişimler olacaktır diyoruz. Bu konuda bölgede sağlanan destek için teşekkür ediyoruz. Sizlerden beklentimiz, bize göstereceğiniz alanlarla ilgili yatırımları yapmak,
konutları inşa etmek ama genişlemeye müsait alanlar olursa biz şuna yürekten inanıyoruz. Bölgedeki insanımız, yatırımcılarımız, sanayicilerimiz burada çok geniş imkanlar bulacaklar. Hatta belki bölge dışından bile buraya geniş ölçüde yatırımlar gelebilecek. İstihdam derken şunu da özellikle vurgulamak istiyoruz. İstihdamın kaynağı bölge olacak. Yani Adıyaman çevresindeki istihdam imkanı sadece bu bölgede ve öncelikle depremzede vatandaşlarımız olacak. O konuda tabii kalifiye bir insan gücüne ihtiyaç var. Bu insan kaynağını burada bulacağımıza inanıyoruz. Başvuruları kısa süre sonra almaya başlayacağız. Ola ki başvurularda yeterli kalifikasyonda insan bulamaz isek hiç problem değil. Biz bölge insanımızın çok kısa zamanda çeşitli eğitimler alarak bu kalifikasyona erişeceğine inanıyoruz. Onun için bölgeden olmak durumunda, depremzede olmak şartlarından taviz vermemek ilk hedefimiz. Ve eğitim gerektiğinde de eğitimi alacağımız arkadaşlarımızı gerekirse Ankara'da, gerekirse yerelde eğitimlere tabi tutmak gerekiyor. İstihdam ve iskan dedik, yapılanmalar yanında istihdamın hemen başlayacağını da vurgulamak isterim. Yani biz istihdam edeceğimiz insan kaynağını belirledikten sonra tesisin faaliyete geçmesiyle ilgili zamanlama biraz erken geç olabilir ama hiç problem değil. Hatta eğitim aldığımız yine potansiyel insan gücümüzde hızla maaşlı duruma getireceğiz. Yani burada amaç geleceğe yönelik istihdam yanında maaş durumunu, gelir durumu bir an önce belirli bir seviyeye getirmek ve iskan edeceğimiz vatandaşlarımızın burada huzur kalple kalmalarını, yaşamalarını sağlayacak bir ortam oluşturmak. Bunun görevimiz olduğuna inanıyoruz. Ve bu tür bir adımın bölgeden geniş bir destek bulacağına yürekten inanıyoruz. Ve bu destekle beraber çok büyük bir kalkınma hamlesinin oluşacağına inanıyorum. Bir ilave daha yapayım. O da bizim Kalfa dediğimiz program. Kalfa programımızın özelliği şu. Üniversiteli gençlerimize yönelik. Bu gençlerimizin biz erken sınıflarda belirli bir eğitim programına dahil olmalarını istiyoruz. Bu programı şu anda uyguluyoruz. Çeşitli seviyelerde. Çok özellikli bir program. Uygulanan bu programı deprem bölgesine yönelik özel bir statüye kavuşturduk. Yani burada da programa kabul edeceğimiz gençlerimiz depremzede olacak, deprem bölgesinde olacak. Onları büyük şirketlerdeki abileriyle birebir eşleştireceğiz. Yani onlara birer usta tayin edeceğiz, bir mentor tayin edeceğiz. Eğitimleri süresince bu abileriyle birebir temas içinde, potansiyel iş yerleriyle birebir temas içinde çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da pratik hayatla ilgili tecrübeleri oluşacak. Bu oluşurken de yine İşkur'la yaptığımız işbirliği neticesinde kendilerine belirli bir maaşla ödemesi sürekli olarak yapılacak. İleride istihdam edilmelerinin önü açılacak. İsterlerse kalfalıkla ilgili abilerin olduğu şirkette veya orada eğitim aldıkları şirkette, isterlerse başka yerde çalışabilirler. Bu süreçte en azından 8 modüllük ilave eğitimler de almış olacaklar. Pratik eğitimlerin ve stajların yanında. Bu da yine yaptığımız yeni bir açılım. Geleceğe yönelik de yani istihdamımızın, yani bir üniversite gencimizin 3 sene sonra, 4 sene sonra ne yapacağıyla ilgili cevaplar da oluşturmuş oluyoruz. Onu da seçim kriterlerini belirleyeceğiz.